Hüseyin Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle bir ana hatlarını çizer misiniz? Bu kadar kişi kimlerden oluşuyor ve neyle suçlanıyorlar? Emekli askerler, halen görevde olan muvazzaf askerler ve yaklaşık 30-40 civarında da sivil kişinin içerisinde bulunduğu bir yargılama süreci aslında bu. Örgüt lideri olarak lanse edilen kişi Bilgin Özkaynak. Bilgin Özkaynak Marmaris bölgesinde tanınan bir siyasetçi ve iş adamı aynı zamanda. Kendisinin yokluğunda Sakarya'daki çiftliğinde yapılan bir arama neticesinde orada bir hard diske, bilgisayarın hard diskine el koyuluyor ve bu hard diskin içerisinde yer alan dokümanlardan yola çıkılarak bu dokümanların kim tarafından oluşturulduğu noktasında bir takım incelemeler yapılıyor. Bu incelemeler neticesinde ulaşılan isimler de bu davanın sanığı haline getiriliyor. Peki bu dokümanlara biraz yakından bakalım. Neler var bunun içinde? Ya kanıt olarak sunulan belgeler, dijital belgeler anlaşıldığı doğru, kadarıyla. Doğru. Ne tür belgelerden bahsediliyor burada? Bunları aslında bir belge olarak nitelendirmek doğru değil. Biz hukuk düzleminde sadece bunları dijital doküman adını veriyoruz ve gerek evrensel kriterler gerekse Türkiye'de ortaya konulmuş olan kriterler, bilimsel kriterler çerçevesinde bunlar belge vasfına sahip olmayan imzasız dijital dokümanlar olarak nitelendiriliyor. Örneğin bilgisayarımızda, evimizde bir Word belgesi oluşturuyorsak bu Word belgesinin Word belgesi üzerinde özellikler kısmında yazar bilgileri oluşur ve bu yazar bilgilerinde ya bilgisayarın markası yazar ya da eğer yazılmışsa bizim isimlerimiz orada yer alır. İşte bu dijital dokümanlarda da bu yazar bilgilerinden yola çıkılarak veya bu dijital dokümanların içeriğindeki isimlerden yola çıkılarak bu davada sanık haline getirilen insanlarla karşı karşıyayız. Bu davanın birebir kopyası olarak nitelendirilebileceğimiz başka davalar da var. Örneğin Balyoz davası ve İstanbul'daki askeri casusluk davasında da yine birebir dijital dokümanlarda sırf isimleri geçtiği için yargılanan insanlarla karşılaşmış. Birebir aynı dediğiniz dijital dokümanlara dayanılarak yargılanmaları doğru sebebiyle ki Balyoz'la ilgili özellikle çok sayıda bunda belgelerin kurmacı olduğuna dair itiraz var. Bunlara da yeri geldiği zaman değiniriz belki. Peki bu isimler yani 357 kişi spesifik olarak vaka bazında nelerle mesela suçlanıyor? Bu belge olduğu söylenilen dokümanların neye delalet ettiği öne sürülüyor? Şimdi tabii bütün bu soruşturmalar tıpkı İstanbul'daki benzer davalarda olduğu gibi öncelikle bir itibarsızlaştırma kampanyasıyla beraber başlıyor soruşturma sürecinde. Bu sebepten bu soruşturmanın başlangıcına baktığınız zaman da fuhuş kelimesinin bu soruşturmanın isminde yer ettiğini görüyorsunuz. Bu çerçevede bu soruşturmaya dahil edilmiş olan bazı kadınlar da var. Aslında iddialarla hiç ilgisi olmadığı halde bu kadınlar da bir anlamda bazıları özellikle itibarsızlaştırılmak için bu soruşturmanın bir parçası haline getirilmiş vaziyetteler. Kimler var? İşte bu soruşturmanın içerisinde kor amiralden tutun assubay rütbesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren, farklı görev yerlerinde, farklı illerde görev üstlenen isimler var. Bunun haricinde yıllar önce yine Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisi tamamen sonlanmış olan yine emekli personelin de bu soruşturma sürecine dahil edildiğini görüyorsunuz. Bu kişiler arasındaki örgütsel irtibat ise bir örgütün varlığından bahsediliyor ve kişiler hakkında işte gizli belgeleri temin, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek suretiyle menfaat elde ettikleri ileri sürülüyor. Fakat iddianamede ve şu ana kadarki yargılama sürecinde bu menfaatin ne olduğu noktasında ortaya koymuş olan bir somut kriter söz konusu değil. Peki casusluk dendiğine göre dün gazeteci Murat Yetkin buradaydı, o da bu konuya değindi. Bu kişilerin bir ülke ya da bir çıkar grubu adına casusluk yapmış olmaları gerekir ki casusluk faaliyeti gerçekleşmiş olsun. Kime hizmet ediyormuş bu grup? Murat böyle bir şeyin hizmet edilen bir odağın ülkenin olmadığını iddianamede söylüyordu. Biraz önce de söylediğim gibi yani bu soruşturmalara başlanırken bu kişilere belirli yakıştırmalar yapılıyor. İşte bu casus yakıştırması oluyor, işte fuhuş yakıştırması oluyor, gizli belgeleri temin yakıştırması gibi bir takım yakıştırmalarla başlıyor. Bu bir itibarsızlaştırma kampanyasının bir parçası. Fakat daha sonra dava açıldıktan sonra casusluk ve fuhuş iddiaları ortadan kalkıyor
ve sadece gizli belgeleri temin etme suçlaması ortada kalıyor. Ve bununla ilgili olarak da biliyorsunuz mahkeme tarafından yapılmış olan bir açıklama vardı. Bizim davamızda casusluk ve fuhuş iddiaları yok. Bunlar bizim yargılamamızın dışında. Burada gizli belgeleri temin etme yargılaması biz yapıyoruz. Bu da örgütsel bir faaliyet içerisinde yapılmış olan bir faaliyet diyor. Ve bunu da şu şekilde nitelendiriyor. Mesela fuhuşla ilgili bölümü de şu şekilde diyor. Kadınları kullanarak bu belgeler başkalarından temin edilmiş diyor. Ama spesifik anlamıyla, hukuksal anlamda bunun ismi fuhuş değil. Bu örgütsel bir çalışmanın bir parçası olarak burada lanse ediliyor. Ama biraz önce de söylediğim gibi, sizin de sorduğunuz gibi, soruşturmanın başlangıcında bu insanların ne casus olmadıkları kaldı, ne de fuhuş yapmadıkları kaldı. Bu da bir itibarsızlaştırma kampanyasının bir parçası olarak lanse edildi. Ama şu andaki iddialar, işte belirli menfaatler elde etmek, işte mesleklerinde yükselmek, işte başka menfaatler elde etmek amacıyla bir örgütsel faaliyet çerçevesinde bu belgeleri temin etmek, bir çıkar örgütü yani suçlaması. Aslında casusluk değil, çıkar örgütü. Aslında evet kesinlikle öyle. Peki bu gizli belgeler ya da gizli olduğu söylenen belgeler acaba nelermiş? Bunlardan örnek verebilir misiniz? Bunları söyleyebilmem mümkün değil. Normalde her sanığın, yargılanan her kişinin kendisi hakkındaki suçlamaları ve delilleri inceleme imkanı vardır. Ancak İzmir'deki askeri casusluk davasında, balyoz davasının aksine delillere ulaşma ve bu dijital dokümanları inceleme imkanına sahip değiliz. Yani gerçekten bu dijital dokümanlarda kolluk tarafından yapılmış olan tespitler, polis tarafından yapılmış olan tespitlerin doğruluğunu teyit etme imkanına sahip değiliz şu anda. Sadece bize sizin hakkınızda bir takım gizli belgeler var. Bu gizli belgeler devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler bilgisi veriliyor. Biz bu belgeleri Genelkurmay'a gönderdik. Genelkurmay bunlarla ilgili olarak gizlilik derecelerini tespit edecek ve biz de Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesiyle suçlanacağınızı ondan sonra size bildireceğiz şeklinde bir değerlendirmeyle karşı karşıyayız. Peki savunmalara geçilmedi mi? Savunmaları geçildi. Ne, kendilerini nasıl savunuyor insanlar ve siz insanları nasıl savunuyorsunuz sanırım? Şimdi tabii burada teknik hukukun ayrıntılarına aslında girmek istemiyorum ama örneğin bu dijital dokümanların hepsi bir hard diskin içerisinde kayıtlı ve bu hard disk ev sahibinin yani bilginin öz kaynağın Sapanca'da bulunmadığı bir sırada yapılmış olan aramada el koymuş olan bir hard disk. Bu sebepten öncelikli olarak bunun hukuka aykırı bir delil olduğunu ileri sürebiliyorsunuz. Bunun haricinde de yine evrensel kriterleri ortaya koyarak ve yurt dışındaki bazı mahkeme kararlarından örnekler vererek bu dijital dokümanların tek başına delil mahiyetine sahip olamayacağını ve örgütsel bir ilişkiye de temel oluşturamayacağı savunmasını ancak geliştirebiliyorsunuz. Bunun dışında bu dokümanların mahiyeti nedir? Bu dokümanlarda tıpkı balyoz davasında olduğu gibi bir takım zaman çelişkileri veya teknik tutarsızlıklar var mı konusunda bir inceleme yapmanız mümkün değil. Aslında bu dijital dokümanları savunma makamına verseler ve biz de bunu balyoz davasında olduğu gibi yurt dışında veya yurt içinde teknik uzmanlara gösterebilsek belki de birçok manipülasyonla ve sahtecilikle karşı karşıya kalacağız. Ve bunları kamuoyuna aktarma imkanına sahip olabileceğiz. Ama bu dijital dokümanlar bizimle paylaşılmadığı için ne yazık ki bunları mahkeme sırasında bir savunma argümanı olarak ileri sürmemiz de mümkün olmuyor. Evet, o zaman siz bu dokümanları değil, bu dokümanların ele geçiriliş biçimini Ve bu elde edilen art diski atfedilen önemi ve içeriği kategorik olarak reddediyorsunuz ve içeriğe dair bir savunma yapamıyorsunuz öyle. Şu aşamada. Ama mesela bazı dokümanlar var. Bu dokümanlarda mesela kişilerin fişleme yapıldıkları, fişlendikleri ileri sürülüyor. Bu fişleme yapan kişilerin mesela duruşmada hazır olmalarını sağlayabiliyoruz. Sanık olarak dinlenmelerini sağlayabiliyoruz. Daha doğrusu mahkeme fişlendiği ileri sürülen bu kişileri talimatla şehir dışında eğer ikamet ediyorlarsa ifadelerini başka mahkemeler aracılığıyla alıyor. Fakat tabii mesela Ağrı'da örneğin bir kişinin ifadesi alınırken bizim Ağrı'ya gidip bu kişiye soru sorma veya bu dijital dokümanların sahtiliğini veya kurgulanmış olduğunu, hukuk aykırı bir niteliğe sahip olduğunu ifade etme imkanına yazık ki sahip olamıyoruz. Ve oradaki kişiler de ben fişlenmişim, beni fişlemişler iddiasıyla sanıklar hakkında şikayetçi de olabiliyorlar. Ama ne yazık ki bu yargılamanın çok dağınık bir şekilde yapılmasından, bu delillere tam anlamıyla ulaşamamızdan ve manipülasyonu da kamuoyuna yeteri kadar anlatamamızdan kaynaklanan bir sıkıntı. Hanefi Avcı geçen hafta Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan Ali Bayramoğlu ile yaptığı röportajda İzmir casusluk süreci bir rezilliktir. Cemaatin istihbarattaki adamları, istihbaratın kendi fişleri, kendileri için hazırladıkları fişleri seçip subayların bilgisayarına koymuşlar.
Bir istihbaratçı olarak bu adamları yetiştirmiş biri olarak bunu görür görmez anlarım diyor. Bu fişlerin subayların bilgisayarına yerleştirilmesi olayı, yani bu olayın kurulduğu iddiasını dile getiriyor Hanefi Avcı. Sizin bundan, bu sözlerden anladığınız nedir? Bunu biraz daha açıklar mısınız lütfen? Aslında bu birçok yargılama sürecinde karşı karşıya kaldığımız bir husus. Bir Oda TV davasında bu bilgisayarlara virüsleri gönderen kimse, bu dokümanları gönderen kimse. Balyoz davasında malum kişiye bu dijital dokümanları ulaştıran kimse. Ya da İstanbul'daki askeri casusluk davasında bu dokümanları İbrahim Sezer'in evine bırakan kimse. Ya da Poyrazköy davasında kafes eylem planının altındaki imzalar, ki bugün Ertuğrul Özkök'te Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde bunu değinmiş. Daha önce de Yıldıray Uğur tarafından Türkiye Gazetesi'nde bu yazılmıştı. İmza sahteciliklerini yaratan kimse, aslında bu fişleme belgelerini ve dijital dokümanları da yaratan kişiler onlar. Biz bu dokümanların benzer davalarda kolluk personeli tarafından, polis tarafından işte arama mahalline bırakıldığını, incelemeler sırasında birçok manipülasyonun ve sahteciliklerin görmezden gelindiğini, teker teker bütün bu davaların hepsini zaten ifade etmiş durumdaydık. Bu yüzden aslında buradaki davayı da ve Hanif Avcı'nın söylediklerini de bu davalardan bağımsız görmüyorum ve değerlendirmiyorum, düşünmüyorum. Öyle ki Hanif Avcı burada aslında fişleme belgelerinden bahsediyor. Buna benzer belgeler işte Balyoz davasında vesaire de var. Kişilerin fişlendikleri ileri sürülüyor. Burada işte kolluk tarafından, personel polis tarafından bazı kişilerin işte dini görüşlerine göre, siyasi görüşlerine göre ya da mesleki yapılarına göre, mesleki gruplara göre sınıflandırıldığını, bir başka tabiriyle fişlendiğine şahit oluyoruz. Bunu yapabilecek olan, böylesine etkili bir istihbarat gücüne sahip olabilecek olan tek bir, aslında iki tane kurum var. Bunlardan birincisi MİT, diğeri ise emniyet. Ama emniyetin içerisinden gelmiş olan önemli bir istihbaratçı Hanefi Avcı, bunun kendi personeli tarafından yapıldığını söylüyorsa buna da itibar etmek gerektiğini ve üzerinde hassasiyetli durulması gerektiğini düşünüyorum. Mahkeme süreci nasıl ilerliyor peki? Yani delillerin gizli olmasının yanı sıra mahkeme heyetinin sanıklara ve davaya yaklaşımı nasıl? Burada sıkıntılar yaşıyor musunuz savunma tarafı olarak? Aslında yaşıyoruz. Zaman zaman da gerilimler de yaşanıyor. Bu birçok dava sürecinde, birçok siyasi dava sürecinde ve adil yargılanma hakkı ihlallerinin yaşandığı birçok yargılama sürecinde aslında yaşanan gerginlikler. Yani bunu sadece askerlerin yargılandığı davaları değil, işte bir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği davası, bir Oda TV davası ya da bir KCK davasında benim de müdafiğini yaptığım insanların bulunduğu yargılandığı davalarda da buna benzer örnekleri kolaylıkla şey yapabiliyorsunuz, rastlayabiliyorsunuz. Artık belirli bir şeyden sonra artık delillere ulaşamıyorsunuz. Müvekkilinizle ilgili olarak bir talepte bulunamıyorsunuz, bu talebiniz reddediliyor. Müvekkilinizi savunabileceğiniz herhangi bir argüman size verilmiyor. En temel insan hakları, insan hakkı olan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini orada şahit oluyorsunuz ve bunu ifade ediyorsunuz. Çoğu zaman hakimleri tabii reddedebiliyorsunuz, tarafsızlıklarını ve objektif yanlarını kaybettiklerinden dolayı. Fakat bunlarla ilgili olarak çoğu zaman çok daha sert reaksiyonlarla, hakimlerden çok daha sert reaksiyonlarla da şey yapabiliyorsunuz, karşılaşabiliyorsunuz. Buradaki temel problem aslında yargılama sürecinde avukatların bir fazlalık olarak görülmesi. Savunma makamının bir fazlalık olarak görülmesi. Çünkü yavaşlatıyorsunuz süreci de, o yüzden gereksiz itirazlarınızı da tırnak evet, içinde. Yani tabii buradaki gereksiz itiraz müvekkilin işte delillere ulaşma hakkına sağlamak, işte ceza muhakemesi kanunundaki haklarını tam anlamıyla kullanabilmesini sağlamak noktasındaki itirazlar. Ama bunları tabii ifade ettiğiniz zaman çok daha farklı tepkilerle ve çok daha farklı tavırlarla karşılaşabiliyorsunuz. Artık biz şuna kanaat getirmiş vaziyetteyiz. Türkiye'de kaç tane ağır ceza mahkemesi varsa Türkiye'de o kadar birbirinden farklı ve ayrı uygulanan usul kurulu var. Yani böyle bir karmaşanın içerisinde savunma yapmaya çalışırken de tabii savunma makamının ötekileştirildiğini, esas etkili bir unsur olmadığını da teker teker görüyorsunuz ve tecrübe ediyorsunuz. Peki özellikle dün akşamki kararnameden sonra artık bunu sormak gayet meşru oldu. Bu mahkemenin yargıçların veya da savcısı bir değişikliğe maruz kaldı mı? Yok, hayır. Hiçbir değişiklik olmadı. Sadece İzmir'de bildiğim kadarıyla başsavcı ve savcı düzeyinde, Cumhuriyet Savcıları düzeyinde değişiklikler oldu.
mahkemenin mahkemede görev alan hakimler ve savcılar hiçbir değişiklik olmadı. Eğer hükümet bu kumpas konusunda askerleri temize çıkarmak istiyorsa belki önümüzdeki dönemde yapılacak HSYK'nın yapacağı değişiklikler arasında böyle bir düzenlemede ama pekala beklenebilir. Eğer yolsuzluk soruşturmalarının savcılarından, hakimlerinden sıra oraya gelirse tabii. Peki şimdi bu davanın bir benzerinin İstanbul'da da olduğunu biliyoruz. İstanbul'da da bir casusluk davası var ve orada hüküm verildi ve Yargıtay süreci de tamamlandı galiba. Biraz onu anlatır mısınız? İstanbul'daki dava da aslında İzmir'deki davanın bir ön davası. Biraz daha daraltılmış bir hali olarak nitelendirmek mümkün. Orada da sadece dijital dokümanlar var. Orada bu sefer seçilmiş olan kişi muazzaf bir asker, bir albay. Albayın zaman zaman gittiği bir eve, bir arkadaşının evinde bulunan bir CD'nin içerisindeki dijital dokümanlarla insanlar yargılandı. Yine aynı şekilde seri numaralarının daha sonradan değiştiği tespit edilen bir hard disk burada bulunmuştu. Bu hard diskle ilgili olarak hard diskin içerisinde kayıtlı olan dijital dokümanlarla yine insanlar yargılandılar. Bu davada da, İstanbul'daki davada da yine dijital dokümanlar tarafımıza verilmedi. Hatta bu konuda Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılmış olan inceleme değerlendirme raporları dahi tarafımıza verilmedi. Yine biz soyut, temel hukuka aykırılıkları bu dava sürecinde ifade ederek savunmalarımızı şekillendirmeye çalıştık. Bu davada... Davanın sonuna kadar peki ulaşamadınız mı? Hayır, ulaşamadık. Hali hazırda da ulaşamadık. Hala da ulaşamadık. Çünkü Yargıtay aşamasında bunun temel bir insan hakları ihlali olduğunu, adil yargılanma hakkı ihlali olduğunu ifade etmemize rağmen Yargıtay 9. Ceza Dairesi dahi bunu bir insan hakları ihlali olarak görmedi. Kişinin kendisini savunması için delillere ulaşmasının temel bir özgürlük olduğunu, temel bir hak olduğunu göz ardı ederek ne yazık ki onama kararını verdi. Biz tabii son dakikaya kadar, Yargıtay'daki bu safha tamamlanıncaya kadar yargıya olan inancımızı korumaya devam ettik. Ancak ne zaman ki işte Balyoz davasına karar açıklandı, arkasından İstanbul'daki askeri casusluk davasına karar açıklandı, biz bu süreçlerin hepsinde yerel mahkemelerdeki hukuk aykırılıkları ve hukuksuzlukları gördükçe zaten bu dava süreçlerinin tarafsız ve bağımsız hakimler tarafından yürütülmediği konusundaki kanaatimizi hem Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na yapmış olduğumuz şikayetlerle hem de duruşmalar sırasındaki reddi hakim taleplerimizi zaten defalarca ifade etmiştik. Eğer bizim o sıradaki bu itirazlarımız ve yine yürütme organına da iletmiş olduğumuz bu itirazlarımız eğer bir sonuç vermiş olsaydı belki de Türkiye şu anda bu acınası yargı kriziyle de karşı karşıya kalmamış olacaktı. Son gelişmeler, siyasi gelişmeler sizce nasıl bir izlenim uyandırıyor? Eğer bu işte Balyoz'dan bahsettik, İzmir'deki, İstanbul'daki casusluk davaları. Eğer burada bir kurgu varsa, bu kurguyu yapanların etkilerini kaybettiği, çözülmeye başlandığı ve bu olayların artık normal ve olması gereken seyrine girebileceği yönünde bir kanaatiniz var mı? Yani bu konudaki iyimserliğimi aslında korumaya çalışıyorum. Ancak şu şekilde ifade edeyim. Son dönemde görevden alınan savcılar, yine son dönemde görevden alınan işte 10. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi ya da görevden alınan kolluk personelinin tamamı Balyoz, Ergenekon ve diğer davaların soruşturma aşamalarında görev almış olan. Bir parantez personeli. Açalım. Bu davada, İzmir'deki davadaki emniyet müdürü de görevden alındı değil mi? Yani 300 kişinin suçlanmasına yol açan. Kesinlikle öyle. Örneğin Oda TV davasını yürüten emniyet görevlisi de alındı. İstanbul Askeri Casusluk davasını yürüten emniyet görevlisi de alındı. Benzer şeyler Ergenekon ve Balyoz davaları için de geçerli olan şeyler. Bu süreçler içerisinde biz hukuk aykırılıkların büyük bir kısmının kolluktan kaynaklandığını, polisten kaynaklandığını ve soruşturma aşamasında savcılıktan kaynaklandığını gördük. Fakat yargılama aşamasında bütün bunların hepsini ifade etmemize rağmen ne yazık ki hakimlerin de bu noktada kayıtsız kaldıklarına şahit olduk. Bir kişi incelemesi yaptırmak mümkün olmadı. Yani ileri sürmüş olduğumuz tezlerin bu kişiler nazarında yargılama görevini yapan kişiler nazarında çok da bir anlam ifade etmediğini o noktada anladık. İşte o aşamaya geldiğimizde bu yargılama süreçlerinin aslında daha önceden belirli bir kurgu çerçevesinde gerçekleşmiş olan ve savunmanın ileri sürmüş olduğu bütün argümanları dışlayan bir sürecin parçası haline geldiği izlenimine kapılıyorsunuz. Ama bu yaşanan gelişmeler, son dönemde yaşanan gelişmeler benim açımdan bir umut kaynağı mıdır? Umut verici bir gelişme midir? Evet, umut verici bir gelişmedir. Bu kişilerin görevden alınması ve
kolluğun içerisinden ve yargının içerisinden bu kişilerin tasfiye edilmesi, temizlenmesi benim açımdan umut vericidir. Ama bir hukukçu olarak şunu da ifade etmek isterim. Devam eden bir yolsuzluk soruşturması varken bu yolsuzluk soruşturmasının üstünü örtmek gayesiyle eğer bu görevden almalar yaşanıyorsa ve yapılıyorsa böyle bir durumda bunun da kabul edilebilir bir yanının olmadığını da belirtmek isterim. Ama Türkiye şu anda biz ve sanıklar bir ikilem yaşıyoruz. Bizi sanıkları dışlayan, adeta cezaevlerine kapatan insanlar bir taraftan görevden alınırken, hukuksuzluğu yapan insanlar görevden alınırken, diğer taraftan Türkiye'nin işte kanayan bir yarısı, yolsuzluk soruşturmasını yürüten kişiler de aynı zamanda görevden alınıyor. Ve yaşadığımız ikilem de bu noktada çok garip bir duygu aslında. Bir hukukçu olarak aslında bir yandan yaşananlara isyan ederken, diğer taraftan da müvekkillerimin tekrar özgürlüğüne kavuşabileceği düşüncesine sahibim. Hı hı. Bu da beni ciddi bir çelişkiler yumağının içerisine sürüklüyor. Avukat Hüseyin Ersöz, çok teşekkür ederim gelip anlattığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.